Değerli konuklar, 13 Ekim Dünya Doğal Afetler zararlarından korunma, zararlarını en aza indirme noktasında Birleşmiş Milletler tarafından 13 Ekim'in bu amaçla ilan edilmesi, bizler tarafından bugünün kutlanması noktasında bir basın toplantısı gerçekleştiriyoruz. Bugün Uluslararası Üniversite Arama Kurtarma Konseyi, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığımızın işbirliğiyle ortaklaşa düzenledikleri bir resim sergisi düzenlendi biraz önce. Bunun açılışını gerçekleştirdik. Burada dereceye giren, ödül alan öğrencilerimize ödülleri dağıtıldı. Ve şu anda da sizlerle 13 Ekim'in anlamını yerine getirmek adına üniversite temsilcileri, Uluslararası Üniversite Arama Kurtarma Konseyi'nin üniversite temsilcileri, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığımızın değerli yöneticileri olarak bir ortak basın toplantısı gerçekleştiriyoruz. Ben müsaade ederseniz Uluslararası Üniversite Arama Kurtarma Konseyi'nin konseyiyle ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum. Konseyimiz uzun bir çalışma sürecinin ardından 2010-2011 yıllarında Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığımızın gerçekleştirdiği arama kurtarma seminer ve tatbikatlarının arkasından 2012 yılında 24 Nisan'ında tüm üniversitelerimizin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki mevcut üniversitelerin temsilcilerinin, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığımızın değerli çalışanlarının, yöneticilerinin katkılarıyla ve de en önemli kısmı 20 ülkenin 30 rektörünün imza koyduğu bir anlaşma metni veya bir mutabakatla Uluslararası Üniversite Arama Kurtarma Konseyi hayata geçmiş oldu. Din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın doğal afetler karşısında önce en yakınındaki, en sevdiği insanlara, arkadaşlarına, çevresine yardımcı olabilmek. Daha sonra da böyle bir olay olduğu zaman en yakın ülke, en yakın insan grubuna yardımına koşabilmek için oluşturulan bir üniversite bünyesinde oluşturulan bir olay. Nedir bu? Birçok kulüp gibi üniversitelerimizin bünyesinde arama kurtarma faaliyetleriyle, yani doğal afetlerle mücadele, doğal afetler karşısında nasıl davranılacağı konusunda bilinç kazanarak, pratik kazanarak, ilk yardım, bir yaralının nasıl kurtarılacağı, ona nasıl müdahale edileceği ve bunun gibi birçok etkinliği öğrenmek adına kulüpler kuruluyor üniversitelerde ve bu kulüpler sürekli eğitimlerden geçiriliyor. Tıpkı diğer üniversite bünyesinde kurulan kulüpler gibi. İşte bu bağlamda biz bu olguyu sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversiteleriyle sınırlı kalmasın, uluslararası bir olaya dönüşsün düşüncesiyle başlangıçta Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'nın ağırlıklı olarak bu konuda yürüttüğü çalışmaları üniversiteleri de bu işin içine katarak, bu kulüpleri de eğiterek, ehil duruma getirerek, farkındalık düzeylerini artırarak, en son halkada da uluslararası bir boyut kazandırarak bu olaya bugünlere geldik. Biz bu oluşumdan sonra birçok etkinlik gerçekleştirdik üniversitelerimiz olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Gerek çevreye duyarlılık açısından, gerek arama kurtarma olarak tatbikatlar gerçekleştirdik. Sosyal sorumluluk projelerine ortak ettik bu arkadaşlarımızı. 2013 yılını eğitim yılı ilan ettik uluslararası anlamda. Ve bize üye olan ülkelerin, üniversitelerinin arama kurtarma kulüp öğrencilerini ülkemize davet ettik. Onların eğitimleri gerçekleştirildi. Bu eğitimler Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'nın eğitimli, bu konuda uzman olan personeli tarafından yapıldı. Çok ciddi bir ilişki düzeyine getirildi olay. Buradaki üniversitelerimizde gelen öğrencilerimizi üniversiteler arasında daha ilerilere götürdü ilişkiler ve 2014 yılında da bu yapılan eğitim yılının ardından bizlerin ortak bir tatbikat gibi bir hedefi oldu. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz. Tabii ki bizi ilgilendiren bu etkinliği, bu olayı, bu ismi ilgilendiren birçok konuda da
öğrencilerimizle birlikte faaliyetler gerçekleştirmeye çalıştık. 2012 yılındaki 13 Ekim tarihinde farkındalık düzeyini biz orta dereceli okullarda geliştirmeyi planladık. Ve tüm üniversitelerimiz, konseye üye tüm üniversitelerimiz kendi bölgelerindeki orta dereceli okulları, gene Sivil Savunma Teşkilat Başkanımızın katkıları ve Milli Eğitim Bakanımızın da bu konudaki organizasyona katkılarıyla okullarında davet ederek, okullarına davet ederek burada hem film, bu konuda konseyimizle ilgili, doğal afetlerle ilgili filmler gösterildi. Çok geniş katılımlarla, çok yüksek sayıda orta dereceli okullara ve akabinde de yine tatbikatlar gerçekleştirildi. Çok başarılı geçtiğine inandığımız bu olayların arkasında bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Bu kez etkinlik yaş grubumuzu daha da aşağılara çektik. İlkokul düzeyine indirdik bu yıl. Çünkü bilinç kazanma ne kadar küçük yaşlarda oluşturulursa o kadar etkili olacağına inanıyoruz. Konsey olarak, sivil savunma olarak, Milli Eğitim Bakanlığı olarak. İlkokullarda nasıl bir etkinlik düşüncesiyle hareket ederek şöyle bir proje gerçekleşti. Biraz önce de ödül noktasında sonuçlandırdığımız bir proje ortaya çıktı. İlkokullara doğal afetler konusunda ve de konseyimizle ilgili birer CD gösterelim bu gençlere. Bir farkındalık yaratalım. Konseyimiz nedir, nasıl oluştu, neden oluştu, ne işe yarar? Ve bu arada da tabii ki doğal afetle ilgili, çeşitleriyle ilgili, nasıl korunacağı ilgili böylesi bir CD'yi biz okullarımızda, ilkokullarımızda öğretmenleri aracılığıyla gençlerimize sunduk. Onun akabinde de 2 yaş grubunda 5-8 ve 9-11 yaş gruplarına bu CD'leri izledikten sonra, hocaları bu eğitimleri, bu bilgilendirmeyi verdikten sonra resim yarışmaları yapıldı. Ve de ben gerçekten onur duydum. Çünkü 38 ilkokuldan 1800'ün üzerinde resim ve son bir hafta, bir haftalık kısacık bir sürede bunun gerçekleşmiş olması bizi heyecanlandırdı. Demek ki doğru iş yapmışız. Bu herhalde bir hafta daha artırırsa 3000 resmi geçecekti. O zaman da nerede sergileriz gibi daha büyük bir mekan arayacaktık. Bugün bu etkinliğe katkı koyan tüm, ama tüm katkı koyanlara konsey başkanı olarak bütün içtenimle teşekkür etmek istiyorum. Amacımıza ulaştık. Tıpkı geçen sene orta dereceli okullara yaptığımız etkinlikte amaca ulaşıldığı gibi bu yılda ilk okul öğrencilerine yaptığımız bu etkinlikle bence 13 Ekim'i dünyada belki de birçok ülkenin kutlamadığı kadar etkin kutlayarak bir vatandaş olma, bir dünyalı olma gereğini yerine getirdik. Bundan sonraki yıllara da bana göre çıtayı yükselttik. Bundan sonraki yıllarda daha da büyük etkinliklerle, daha mükemmel etkinliklerle bugünlere, bugünler için gereklerini yapacağız. Şimdiden düşünceler başladı kafalarda ama ben bir kez daha teşekkür ederek bundan sonra bu işlerde görev alacak arkadaşlara da başarılar diliyorum. Ve de hemen akabinde Sivil Savunma Teşkilat Başkan Yardımcımıza, Başkan Vekiline ve diğer üniversitenin temsilcileriyle Sivil Savunma Teşkilatımızın değerli yöneticilerine de duygu ve düşüncelerini dile getirmek üzere onlara da mikrofonu vermek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Sayın Başkan.